Avukat, hakim, savcı, kaptan, pilot, neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı. Satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Veteriner, polis, hemşire, veri dedektifi bak nerede, nerede? Siber güvenlik uzmanı, sporcu, ressam, heykeltıraş. Bilgisayar, robotik, yapay zeka, bu mühendisler harika. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Arkadaşlar, bu oyunu herkes anaokulundan biliyordur diye düşünüyorum. Pimpon toplarını kaşıklara, kaşıkları da ağzımıza yerleştiriyoruz. Varış noktasına kadar topları düşürmeden giden ilk kişi oyunumuzu kazanıyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok, hadi başlayalım. Ya, bu oyun biraz küçük çocuklara göre değil mi? Ne o, korktun mu yoksa? Ya ne korkacağım? Hatırlasanıza, anaokulundayken hep ben kazanırdım bu oyunu. Ya onu da nereden çıkardın? Hep ben kazanırdım bir kere. Ali, ağzındaki kaşığı çıkartıp konuşur musun? Hiçbir şey anlaşılmıyor da. Hadi ama başlıyor muyuz, başlamıyor muyuz? Başlayalım bakalım. Ah be nihayet. Şu anda çok iyi bir çıkış yakaladı. Hemen ardından Handan var. Hani şu anda grubun en gerisinde. Gidiyorlar, güzeller bayağı böyle. Ahmet topu düşürdü. Düşürmemiş gibi devam ediyor. Ya hayır, düşürmedim. Top yere değmediği sürece sayılmaz. Ya top kaşıktan düştüyse düşmüştür demektir. Ya hayır, eğer top yere değdiyse o zaman. Ya anaokulunda biz böyle oynamadık mı? Ya, ben böyle hatırlıyorum yani. Hey, kazandım. Nasıl ya? Nasıl olacak? Bitiş çizgisine ilk ben vardım. Ya Mahmet kurallara uymadığı için yarışma durmuştu. Ya hayır, asıl Handan mızıkçılık yaptığı için yarış durmuştu. Yo, kim dedi yarış durdu diye? Ben öyle bir şey duymadım. Sen de bir şey söyler misin Dua? Yani ne desem bilemedim. Herkes kendi açısından attı gibi. Şimdi anaokulu öğretmenimiz olsa şıp diye çözerdi sorunu. Okuldan önce ikinci evin kreş. Anaokulu öğretmeniyim yıldızım beş. Oyunlar boyaman, sorumluluk paylaşma. Öğretirim sana, ışık olurum daima. Evet çocuklar, bugün bir sonbahar rasmi yapıyoruz. Hadi boya kalemlerini çıkartalım. Hadi bakalım çocuklar. Okulumuza yeni gelen Ahmet arkadaşımıza hep beraber hoş geldin diyelim. Hoş geldin Ahmet. Hoş geldiniz Doğa öğretmenim. Yeni arkadaşlarına hoş buldum demeyecek misin Ahmetciğim? Yeni gelen öğretmenimiz biraz tuhaf değil mi? Biraz mı? Yahu Handan hocam. Biraz bu durum karşısında epey az kalıyor bence. Haklısınız Ali öğretmenim. Kişilik bölünmesi yaşıyor gibi. Ya bak, yalnız değilsin ki Ahmetciğim. Ben varım, arkadaşların var. Hem şimdi ne saatimiz? Serbest saatimiz. Ne yapıyorduk bakalım serbest saatimizde çocuklar? Arkadaşınızı anlatır mısınız? Bu saatte burada ne yaptığını çok merak ediyorum Doğa öğretmenim. Adı üstünde, serbest saati işte. Müdür, müdür bey. Hemen müdür beye gidelim. Delirdiğimi düşündür herhalde. Burada da yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Hiçbir yerde yok. Odasına baktık, yoktu. Koridora baktık, yoktu. Öğretmenler odasında zaten yoktu. Lavaboya baktın mı? Baktım, yoktu. Allah Allah, herkes tuhaf bugün. Müdür bey de okulda yok. Tayin çıkmış olmasın? Bir günle mi tayin olup gitti? Hem hiçbirimizin haberi yok. O da doğru.
Müdür bey, papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Müdür bey, papucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Müdür bey, papucu yarım. Çık dışarı. Ali hoca? Handan hoca? Ay müdür beyciğim. Biz de sizi arıyorduk. Duydum. Ali hocam papucumdan bahsediyordu. Müdür bey, çocuklarla oynarken dilime takıldı. Bir saattir mırıldanıyorum. Kusuruma bakmayın. Önemli değil. Ama bir arada yağ satarım, bağ satalım, oynayalım. Bu arada beni neden arıyordunuz? Müdür bey sormayın. Nesi var yeni öğretmenin anlamadık. Doğa hocanın mı? Evet. Gelin bir bakalım. Nesi varmış? Gayet cici bir arkadaşımız. Nasıl yani müdür bey? Siz bizim gördüğümüz şeyi görmüyor musunuz? Ay, ilahi çocuklar, ne kadar komiksiniz siz. Görüyorum ama telaşlanmayın. Hemen bir anlayalım, gelin. Doğa hocam. Merhaba. Merhaba müdür bey. Nasılsınız? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok. Gayet iyiyim. Yeni okulumu da çok sevdim. Siz de beni iyi karşıladınız, sağ olun. Ne demek efendim? Görevimiz. Anaokulu her okulun en nadi değeridir. Miniklerimiz kıymetlilerimizdir. Tam üstüne bastınız efendim. Nadide çünkü minikler eğitim hayatında ilk anaokuluyla tanışır. Değil mi sayın hocalarım? Bugün bu okulda ilk dersim. Ben de minikleri anlamak ve onlarla empati kurmak için biraz alıştırma yapmıştım. Affedin Doğa hocam. Vallahi sizi öyle görünce biraz şey olduk. Endişelendik sanki. Ne bileyim, ilk defa bu kadar. Bravo Doğa hocam. Ben ve arkadaşlarım gerçekten hayran kaldık size. Değil mi arkadaşlar? Evet. İzlemeye doyamadık gerçekten. Beni de görmem için çağırdılar zaten. Vallahi mesleğinize gösterdiğiniz özen, çocuklara verdiğiniz değer hepimizi hayran bırak. Tebrikler. Hocam buyurun. Siz devam edin. Biz bölmeyelim size. Her çocuk özeldir ve kendini özgürce ifade edebilmelidir. Düşünüyorum da anaokulu öğretmenimiz çok şey katmış bize. Eminim bütün gün bizle uğraşmak da kolay iş değildir. Ne dersiniz, öğretmenimizi ziyarete gidelim mi? Harika fikir. Şimdi fark ettim de çok özlemişim. Hem onun bizim için yaptığı her şey için de ona teşekkür ederiz. Ve onca yıl bize katlandığı için de. Hadi çak gel. Okuldan önce ikinci evin koş. Anaokulu öğretmenim yıldızım beş. Oyunlar boyaman, sorumluluk paylaşma. Öğretirim sana, ışık olurum daima. Evet çocuklar, bugün bir sonbahar masum yapıyoruz. Hadi boya kalemlerimizi çıkartalım. Hayalin mesleğin olsun, o zaman mutlu olursun. Hayalin mesleğin olsun, o zaman mutlu olursun. O zaman mutlu olursun. Hayalin